Şimdi sayın Arif, çok özür çok özür dilerim. Burada Buyurun. sadece bir şeyin altını çizmekte fayda var. Ben <laughs> seyircilerden çok soru geldiğini gördüm evet. silahların muhteviyatı ile ilgili. Bakın önümde Lozan 13 açık. Ya herhangi sen, bir her hangi, çok yani şeylerdim onunla ilgili. De. Hiçbir silah koymaması gerekiyor. Bizi vurabilecek işte hani menzilini falan filan konuşuyoruz ya. Hayır koyamaz. Lozan 13 çok net tanımlıyor maddeler halinde. Hatta diyor ki Polis sayın bile ülkenin, polis ya da jandarma sayın bile ülkenin, Yunanistan'ın diğer yerlerinden aynı oranda olmak zorunda. Asayiş, sadece asayiş. Aynen öyle. O Onda kadar. bile çok... İki, e, tabii ki e, Paşam da söyleyecektir ama Abdullah Bey de söylesin. Yani onların iki kilometreden veya e, on kilometreden aldıkları silahlar önemli ama bizim yerli fırtına obüslerimizde, Hı, siyalarımızda şimdi... vesairede eee biz bunu Libya'da yaptık değil mi? Yani sevkiyatı bizim için riskli bir sevkiyatı limandan üstüne giderken indirebilme kapasitesi olan bir Türkiye var. Türkiye isterse de herhalde 10 e, saat içerisinde bütün adalardaki Yunan istihdakını evet. şeyini 10 e, saat içerisinde veya 5 saat içerisinde siyalarıyla yok edebilir. Şimdi yani şimdi iş oraya gelirse noktaya geliyorum. kötü yerde İzleyicilerim... değil Türkiye. Şimdi yani çok, merak çok senaryo var ama onunla ilgili. Yani şimdi bir takım e, savunmaya dair karşı karşıya kalabileceğimiz olası senaryolar var taarruza dair karşı karşıya kalabileceğimiz senaryolar. Şimdi ben şimdi neden oraya oraya, oraya 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 o detaya sormak o Evet sormak istediğim ama aslında sizin de biliyorum ki e, Türk'ün gücünü sahada görsünler e, noktasında bazı bilgileri de böyle canlı yayından açık açık vermemek gerekiyor. O yüzden çok dikkatli olacağınızı bilerek bir soru soruyorum. Şimdi buraya kadar gelen bir e, Yunanistan-Amerika Birleşik Devletleri var. Ne taşıdıkları belli değil. Sizin söylediğiniz gibi e, hangi sistemi taşıdıkları belli değil. E, peki bizim mücadelemiz nasıl o bölgede? Şimdi e, Türkiye'ye karşı beslenen bu emelleri e, Türkiye çok iyi okuyor. Şimdi e, bir başka gerçek var. Türkiye farkındaysanız hep alttan alıyor bu işte. Ee, bir şekilde delillendirmekle ve belgelendirmekle yetiniyor. Buna bir da yandan da temkinli mi davranmak diyelim. Hayır, bu burada şunu gör, görüyoruz. Biraz önce onu anlatmaya çalıştım. Bir jeopolitik politik tuzağa düşmek istemiyoruz. Hı. Bir kurgu savaşla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Bir yıkımla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Bir zamanca, e, bir sürece bir sürece ihtiyacımız var. Ne o süreç? Kendi kaynaklarımızla havamızı denizimizi karamızı ve özel kuvvetlerimizi ve deniz altımızı deniz kuvvetlerinin bir parçası olarak kendi kaynaklarımızdan ikame etmek üretmek ve bunu müteakip hatta mümkünse üstün seviyeye çıkartmak. Bu bize ne 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 ne, ne reel anlamda neye geliyor? 10 yıla geliyor en az. Şimdi bu 10 yıla bir yol kazası yaşamamamız gerekiyor. Bunu çok iyi biliyorlar. yok şimdi ama bir diğer tarafıyla tamam biz o gelsin Yunan tepemize çıksın. Bunu mu? Hayır bunu söylemiyorum. Geçen programda şunu söyledim. Yakaladığımız zaman bir çarpacaksınız. Şeytan çarpmış gibi 80 tane yıldızı görecek. Ondan sonra gidip Amerika Birleşik Devletleri eteğinde istediği kadar ağlayabilir. Şimdi bu, bu onurumuzla oynatmayacağız. Kalıcı bir mevzidenme üretmesine izin vermeyeceğiz. Şimdi geçici olarak giriyor çıkıyor. Bu Ege'de giriyor. kendi bir mutadı bu. Bu bir mücadele dinamiği bu. Burada onur, onurumuza, onur değerlerimize ve kalıcı bir mevzilenmesine izin vermeden asıl mücadelemizi nerede yapacağız? Suriye'de yapacağız. Bir PKK devletini... Bakın, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan çok doğru bir cümle kurdu. Ama gereği yerine gelmedi. Neden? Amerika Birleşik Devletleri'nin jeopolitik aklı o harekatın yapılmasını engellemek için her şeyi yaptı. Kim geldi? Mike Pence geldi. Trump oradan mesaj gönderdi. Dedi, ekonomimizi mahvederim. Hatırlayın o günleri. Neydi? 432'ye 30'du. Şurası. Bakın şuradan şuraya kadar. 432'ye 30'du. Bu yapılsaydı Yunanistan'ın bu kadar çırpılmasına finanç hiçbir anlamı kalmayacaktı. Çünkü burada bir PKK devleti kurmaya çalışıyor. Yunanistan'da bizim ilgimizi mi dağıtmaya çalışıyorlar? Ya, Yeni bir şimdi, cephe. Şimdi şöyle bir şey var. Yani o da ders çıkarttı yaşananlardan. Yani ne oldu? E Mesçuva çatışmaları istediği sonucu vermedi. 15 Temmuz darbe girişimi istediği sonucu vermedi. Türkiye ortaya koymuş olduğu siyaset ve sillece karşı gelecek şekilde hem Güneydoğu'da çok müthiş bir harekata temizliğe başladı. Şu ana kadar sayısı 120'ye düştü. Yani PKK'nın Türkiye'deki etkinliği minimize oldu. Siyasal anlamda söylemiyorum. Dağdaki terörist anlamında söylüyorum. Bir diğer tarafıyla Türkiye'nin mücadelesi Irak ve Suriye'ye kaydı. Irak ve Suriye'den şu an Türkiye'deki terör, terörist varlığını destekleyemiyor. Ne yapıyor? Şu an buradaki e, siyasi yapısı da Türkiye'deki ana siyasi eksenleri manitle ediyor. Bir toplumda Peki. düşmanlığı arttırmaya çalışıyor. Bunu kaşıyacak. Peki. Bunu kullanacak. Ama şimdi şunu söylemeliyiz. Türkiye bu yaptığı harekatı tamamlamadan felaha ermeyecek. Eremeyecek. Neden? Çünkü bir, bir çok iddialı can canlı cümleler kuruyoruz. Bir jeopolitik mücadele yapıyoruz. Bir ülke kenar kuşağında ve içinde istikrar sağlayamadığı sürece jeopolitik mücadele yapamaz. Bu yüzden şuradaki PKK'nın yok edilmesi Bizim birinci şartımız PKK devletin ortadan kaldırılması birinci şartımız. Bunu yaptığımız zaman Yunanistan'la ilgili ortaya konulan bütün taarruzi hamleleri de boşuna çıkartacağız. Yani buradaki mücadeleyi benim öngörüm bu. Hayır siz, siz bunu hayır efendim biz bunu Irak'tan evet Irak'tan da yapabiliriz. Şimdi asıl konuşulması gereken en önemli yer bana sorarsanız Irak'tır. Tamam. Yani iş başka taraflara gidiyor ama şimdi siz Suriye'yi Suriye'den çözmeniz çok zor. Ama Irak'tan Suriye'yi çözebilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri de nereye işgal etti? Suriye'yi işgal etmedi. Irak'ı işgal etti. Neden Irak'ı işgal etti? Dünyadaki en büyük petrol şehristani bilinen petrol rezervimiz 505 milyar varil dola, 505 milyar varildir demişti. 505 milyar varil şu andaki enerji değeri 6 trilyon dolar. Irak Suriye'deki bunun yüzde 1'i bile değil. Şimdi böylesine önemli bir ülke doğal gaz şimdi Çemşemal'de, Hormor'daki doğal gazın nasıl Avrupa'yı besleyeceğini falan konuşuyoruz. Yani bunlar bunlar Peki. projelendirmeye çalışıyor. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri ile Almanya bir anlaşma imzaladı an, onlar, onlar bir anlaşma yaptılar e, evet. Çok özel e, Abdullah Bey ne olur e, hani diğer konuklar için de evet. açalım. Sayın Her, toparlayın Şu anda tırman etmişti. daha tırmanacak şundan yana tırmanacak. Bakın Yunanistan bu kadar efeliği aslında daha Fransa'dan gelmiş iki, ikinci el altı Rafael'le iki tane F-16 aldı da. Programını bir kez daha tekrar edeyim. 2026'da 24'e çıkarmış olacak Rafael sayısı sonlar gelmiş olacak. 2020'de 80 küsür tane F-16'yı blok 70-72 seviyesine çıkartmış olacak Amerika ile o zaman bitiyor. 2028'de de hayalleri F-35'leri teslim alıp Erdoğan Paşa'nın söylediği önemli e, uzak iki tane üssün adını bir de Sudan'ın Girit'in adını verler. Yani Havalimanlarının altyapısı için Amerika nereye koyacağı belli Yunanistan'ın evet. e, uzağımıza koyacaklar ama Yunanistan'ın şu anda havada bozulmuş denge 2028'e kadar iyicene bozulmuş olacak. Biz ilk milli muharip uçağımız eğer F16'lar olmazsa ilk filomuzu 2030'da Burada Erdoğan Hocam geçen bir şey söyledi. Şimdi ne, şimdi e, doğu bloğuyla batı bloğu arasındaki e, stratejik veya jeopolitik denge hava savunma ve hava taarruz sistemleri üzerinde nasıl kurulmuştu? Atlantik hava taarruz sistemlerinde iyiydi. Avrasya, Rusya hava savunma sistemlerinde ve hava 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 taarruz sistemlerinde iyiydi. Şimdi o zaman Yunanistan'da Amerika Birleşik Devletleri de bu şekilde güçlendiriyorsa Türkiye'de ona karşı onun hareket kabiliyetini sınırlayıcı, ortadan kaldırıcı veya caydırıcı bir takım sistemlere yönelmesi gerekiyor. Yani illa ki savaşacağının karşısında savaşacak öyle öyle bir hava savunma sistemi yaparsınız ki Aynen. Yunanistan Yunanistan hava 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 bir daha kalkmaya cesaret edemez örneğin. Veya kalktığı zaman in, inecek bir havalimanı bulamaz örneğin. Tamam, Sayın abi, yani, sizi bu alayım, da... bir cümlede buyurun yerinizi alayım. Bir cümle size bu soruyu da sormuş olayım. Ankara'ya da gideceğim. İşte benim sorduğum soru da şu aslında. İzleyicilerimiz de merak ediyor. Tamam Yunanistan buraya kadar geldi. Zaman zaman S-400'leri konuştuğumuzda da şu sorular çok soruluyordu. O yüzden dedim hiç sevmiyorum bu soruları konuşmayı. S-400'ü nereye koydun? Nereye koyduysak koyduk. Zamanı geldiğinde kullanır mıyız, kullanmaz Bakın mıyız? Buna bakalım. Ben şunu soruyorum size. Bir, bir müsaade edin. Milli Savunma Bakanlığı. E, bu görüntüleri yayınlamasının mesajı ne olabilir? Direkt Yunan Genel Kurmay'ına ve Yunan kara vericilerine mesaj veriyor Türkiye. Nedir ne yaptı, o mesaj? Ne yaptığının yaptığını farkındayım diyor. Heh, ben buradayım, ne yaptığının farkındayım. farkındayım. Ee, hazırlıklarım tamam ama nasıl hazırlık yaptım onu Onu niye zamanı geldi. Ama Amerika'ya Amerika da, Amerika da dede ağaca getirdiğin her şeyi de e, ben görüyorum nereye yolladığını da yani bir Tabii, ya alıcısı da Amerika'dır mesajları. bu mesajın. Tamam. Sayın Karakuş siz de devam edelim. Aynı soruyu size de sormuş olayım. Şimdi bu soru basit tabii ki ya. Bu soru devamlı surette bizim de devamlı efendim e, hava kuvvetlerinin çektiği resimler e, onun sonucunda ta söylüyorum bakın 1963'ten beri, 64'ten beri yapılıyor bu. Yani bu adalar bir şekilde silahlanmaması gereken adaların tamamı devamlı surette filmi çekilir NATO'ya gönderilir. Eğer orada bir silah gördüğümüz takdirde yani bu yeni bir olay değil. Yani bunu yeni bir olay olarak görmeyiniz. Ama bizim yaptığımız başka şey var. Nedir bizim yani yaptığımız? Yani şimdi bu adalara bu adalara bu silahlar konuyorsa ve konan silahı takip ediyorsak biz de benim kendi tarafımıza uygun silahlar koyuyoruz. Yani e, o da Yunanlı da ondan rahatsız oluyor. ya yani bu e, yani bu şimdi yeni bir olay değil onu söylemek istiyorum. Şimdi e, bakın tabii Lozan'la ilgili konu e, uzun süredir takip edilen bir olay. ve aşağı yukarı e, diyelim ki özellikle 1974'ten sonra e, Kıbrıs Barış Harekatından sonra Yunanlılar kendilerini o kadar ezik hissettiler ki, o zaman başladılar neredeyse bu adaları silahlandırmayla ilgili teşebbüslere. Yani dediler ki bu Türkiye öyle güçlü bir ülke ki silahlı kuvvetleri Kıbrıs Barış Harekatı Normandiya Harekatı'ndan sonra dünyada yapılmış en karmaşık harekattır. Hava indirme harekatı yapılmıştır, çıkarma yapılmıştır, uçar birlik yapılmıştır. Deniz harekatı yapılmıştır, hava harekatı yapılmıştır, Yunanistan'ı Ege'de önleme harekatı yapılmıştır. Bunu görünce şaşırdı dünya. Onun üzerine işte efendim, Yunanistan'da bu adaları e, benim elimden Türkiye alabilir korkusuyla silahlandırmaya başladı. Şimdi biz de tabii ki devamlı bunları takipteyiz. Buna karşı devamlı tedbir alıyoruz. Yani oraya koyarsa koysun, biz bunu... Efendim biliyoruz ve ona karşı tedbir almış vaziyetteyiz. Bir defa ona bilsin halkımız ya. Yani şimdi zannediyor ki bizim halkımız efendim Yunanistan koyuyor. Biz eyvah ne yapacağız? Ne yapacağımızı biz biliyoruz, yaptığımızı da biliyoruz. Ya yani bizim de ona göre efendim benim burada tabii ki en önemli konu e, savaşın esnasında hava üstünlüğünü bu bölgede temin edebilmektir. Hava üstünlüğünü temin ettiğiniz takdirde zaten o hedefler hemen hava gücüyle vurulur ve aynı zamanda kara gücüyle de vurulur. Yani karada yerleştirdiğimiz silahlarla da vurulur. Yani bir şekilde bu konuda hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Bakın biraz evvel ben orada gösterdim Yunanistan'ın en batısında Andiravida, Araxos ve Kerkira üstleri vardır. Hava üstleri bunlar. Amerika buralara yerleşiyor. Yani uzun menzilli uçaklarıyla efendim, bütün Akdeniz'e hakim olmayı istiyor. Aynı şekilde suda. Yani suda deniz üstünden çok daha önemlidir hava üssü. Neden biliyor musunuz? E, Amerika Birleşik Devletleri'nin Girit'teki suda üstünden yararlanarak Akdeniz'de uçak gemisi bulundurmasına gerek olmuyor. Oraya koyduysanız 60-70 tane uçak, bütün Akdeniz'e hakim <laughs> oluyorsunuz. Bir tarafta da dediğim gibi Adriyatik tarafında da iki üsse yerleşecek. Larissa ise ortadadır. O da Bulgaristan üzerinden Karadeniz'deki gücü olacak. Aynı zamanda Selanik'te Sedes var. Sedes üstünden de efendim, Bulgaristan üzerinden e, bir şekilde Karadeniz'de hava gücü olacak. Şekil bu. Yani bugünkü ortamda Türkiye'nin yapması gerekeni söyledim uzun menzilli füzeler. Bakın, bunları çoğaltması lazım ve hava kuvvetlerinin hedefleri sabit olduğu için o sabit hedefleri vurduğunuzda hava gücü harekat imkanını bulamaz. Sayın Karakoç, bana bir harita ve üzerinden şunu gösterir gibi, bakın, misiniz? Sayın Karakoç, izleyicilerimiz hakikaten çok merak ediyor. Sizin söylediğiniz gibi, işte e, önemli. Heh. Ben e, Midilli ve Sisam'ın önemini sordum. Siz de çok net açıkladınız. Amerika Birleşik Devletleri, e, Yunanistan'da orada hava üslerine gelmeye çalışıyor. Biri 2 kilometre uzaklığımızda, biri de 10 kilometre uzaklıkta. Bana şunu söyleyebilir misiniz? Çok uzun yıllar hava kuvvetlerinde ee, komutanlık yaptığınız görevleriniz oldu. Bizim orada hangi birliklerimiz var? Hem kara açısından, hem hava hem de deniz açısından. Tam karşılarında bu adaların. O bölgede. bu adalar çok yakın olduğu için, bu adalar çok yakın olduğu için şu bölgenin tamamında bizim kara birliklerimizle bunu vurma imkanına sahibiz ya. Yani şimdi bu adayı da buralardaki bulundurduğumuz kara birlikleriyle, yani şu anda bulundurmanıza bile gerek yoktur. O tabii ki plan dahilindedir. Plan, e, harekat konuşuna geç dersiniz. Harekat konuşuna geçer bizim kara kuvvetlerimiz her yönüyle güçlü. Ondan sonra bunun çevresini sarar. Yani şimdi oraya koyduğunuz, e, yani e, efendim, Silahlar bir işe yarayacak mı bakalım yani Yunanistan onu da öyle görsün yani o bunun yanı sıra bakın söylüyorum bir daha önceki daha öncekini koyarsanız anlaşılır bir dakika koyun bir daha önceki Hemen hava üstlerini koyun arkadaşlar evet ha ee, bakın söylüyorum bakın bu ne bu işte uçak gemisi ha uçak gemisi uçak gemisinde 60-70 uçak bulunur. Burada 60-70 uçak, 100 uçak belki bulunduracak. Bu üsler hazır zaten Yunanistan'ın. Genişletiyorlar ayrıca, genişletiyorlar. Ee, tabii ki genişletir. İhtiyacını neyse Amerikalıların yerleşeceği şekilde genişletir. Amerika'nın hibe yardımıyla genişletir. Evet evet tabii ki genişletir. Oh ne büyük fırsat onun için yani. Ondan sonra bu üs diyelim ki 100 tane uçağı olan üs bütün Akdeniz'i kontrol altına alacak. Ve ne yapacak uçak gemisini? Uçak gemisini muhtemelen Çin'e götürecek. Çin'inlesa Çin'le Çin gerginlik için kullanacak. Veya Rusya'nın bir başka şeyine karşı kullanacak yere götürecek. Yani Akdeniz'de uçak gemisine ihtiyaç yok. Aynı şekilde bakın bu iki üst. Bakın bu iki üst. Ondan sonra şurada da Kerkira var. Neyse. Yani şimdi şu iki üstte de belki. 50'şer, 60'şer uçak bulunduracak. Tasavvur edin yani. Buradaki bizim de bir uçak Karissa gemimiz var. Ve sayın Karakoş, e de. bizim de bir uçak gemimiz var. Efendim? Bizim de bir uçak gemimiz var. E, sayın Göksu, bizimkisi inşallah ileride olacak. Yani o, o uçak gemisi olmasının bazı şartları var. E, ben o zaman bir izah edeyim. Halkımız da bilsin. Bir uçak gemisi radarı 50 metre yükseklikte olduğu için dünyanın yuvarlaklığı nedeniyle alçaktan gelen uçağı 10 kilometrede görür. Alçaktan gelen füzeyi de 10 kilometrede ancak görür. Moskova gemisi gibi batarsınız. Onun için uçak gemisi Amerikan uçak gemisinin 60 uçağı varsa 30 tane uçağı devriye görevine çıkar. Onların radarları da aşağı yukarı 200 kilometre, 300 kilometre mesafeyi görür. Alçak irtifadan uçak gemisine taarruz edilmemesi için tedbir alırlar. Aynı zamanda uçak gemisinin üzerinde iki tane radar uçağı vardır. 2 tane de elektronik harp uçağı vardır. Mutlaka ikisi de havadadır. Elektronik harp uçağıyla radar uçağı havadadır. Herhangi bir şekilde uçak gemisine yaklaşan alçaktan gelen bir uçak var mı? Seyir füzesi var mı? Eğer seyir füzesini ve uçağı takip edemezseniz Moskova gemisi gibi batarsınız. Bu uçak gemisi de dahil. Onun için Türkiye, efendim yapacak olduğumuz bizim Trakya ve Anadolu için zaten o yüzden F-35 istedik. 20'şer tane civarında F-35 ile hem onları koruyacak hem uçak gemisini koruyacak. Aynı zamanda bu kurduğumuz uçak gemisinin tabii ki başka görevleri var. Dünyanın her yerinde görev yapar ama Türkiye'nin korunması için aynı zamanda genellikle efendim şu bölgede, şu bölgede bulundurarak daha çok efendim aynı zamanda hava kuvvetlerimizle de korunacak noktada bulundurmayı planlıyoruz biz. Yani öyle uçak gemisi yapmak evet önemli ama uçak gemisini korumak daha önemli. Çünkü uçak gemilerinin zafiyeti alçaktan gelen uçakları göremeyişi ve aynı zamanda füzeyi göremeyişi. Peki. Şimdi onun için de tedbirler alıyor. Amerikan uçak gemisinde söylüyorum bakın Efendim, 30 uçağı görevlendiriyor evet. havada. Efendim, bu, bunun tabii hepsi 30 uçak olmaz. 4 erli, 6 şarlı, şarlı uçar ve efendim, alçaktan gelen füzeleri kontrol eder o uçaklar vasıtasıyla. O uçaklar çok yüksekte. Radar uçağı da çok yüksekte. Radar Peki. uçağı da 400-500 kilometre çevresini uçak gemisini kontrol eder. En ufak bir tehlike gördüğünde zaten uçak gemisinin yanında da 4-5 tane gemi vardır. Onlar da aynı zamanda hava savunma gemisi ve diğer gemilerdir ve denizaltılar da vardır çevresinde. Yani onu söylemek istiyorum. Bir uçak gemisi evet. yapmak çok önemli ama onun üzerine oturtacağınız ben daha önce şunu söyledim. Biz dedim eğer Fransa'dan Rafale alırsak Rafale aldığımızda uçak gemisinde de kullanılabiliyor. Ve o nedenle Fransa'da zaten adeta Amerika tarafından bıçaklandı. Hem denizaltılar elinden alındı Avustralya satacağı. Hem de şu anda tabii gördüğünüz gibi Amerika Yunanistan'ı tamamen kuşattı. O nedenle Yunanistan'ın Fransa'ya ihtiyacı kalmadı. Fransa bu konuda çok sinirli Amerika'ya. Efendim deseniz ki 100 tane Rafael'e ver rahatlıkla Fransa satar. Uçak gemileri de Peki. hiç olmasa Anadolu ve Trakya belirli ölçekte uçak gemisi haline dönebilir dedim. Peki. Ama biliyorsunuz geçen gün bir açıklama oldu. Benim en uygun bize Tayfun uçaklarıdır diye Sayın Kalın tarafından açıklama oldu. E, tabii ki İngiltere'nin açılımı bize karşı daha değişik. O nedenle eğer F-16 alamazsak Sayın Kalın'ın söylediği gibi Typhoon Eurofighter alacağımız belirtildi. <laughs> Tamamdır. Ee, bunu da konuşacağız.